16 yaşında başladığı oyunculuk kariyerine kısa sürede Altın Koza'dan Altın Portakal'a birçok ödül sığdırdı. Şimdi yeni projeleriyle gündemde. Nov TV'de başlayan Kötü Kan dizisinde Nazan olarak çıkıyor karşımıza. Tilya Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987'de İstanbul'da Muammer ve Figen çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Anne tarafından Abhas, baba tarafından Çerkes kökenli olduğu belirtiliyor. Tilya adı sorulduğunda Hürriyeten Hakan Gence'ye şu cevabı vermişti. Aslında bizim ailede herkesin nüfusta olmayan isimleri var. Amcama Jojo, babama Mamo diyorlar. Hem lakap gibi hem isim gibi. Tuhaf bir tesadüf. Anneme de üniversiteye gidene kadar nüfusta olmayan ismiyle hitap etmiş bütün aile. Tilya da babaannemin bana koyduğu bir isim. Eskiden Damla benim adım. Tek isim daha iyi diyordum. 30'dan sonra Tilya ismini benimsemeye başladım. Latince ıhlamur, Özbekçe altın demek. İki anlamı var. İlkokuldayken Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı olarak önce keman sonra piyano okudu. Aklında hep tiyatro vardı ama bunun eğitimini ancak üniversitede alabilirdi. Bu sebeple müzikle başlamıştı yola. Fransız lisesini bitirdi, konservatuara müzikle başladı. İleriki yıllarda yer aldığı yapımlarda şarkı söylediği de oldu. Müzik hayatı okullara girip bitirmeden bırakmakla geçti. Kendini bildi bileli oyuncu olmak istiyordu. İlk başta tiyatro oyuncusu olmak istiyordu için çıkmıştı yola. İlk sahne deneyimini gittiği tiyatro kursunda dönem sonu sahneledikleri Küçük Prens oyununda yaşadı. Daha 9 yaşındaydı. O yaşta bile sorumluluk almayı çok seviyordu ve sahne arkasındaki işlerde ondaydı. Kostüm, dekor gibi şeylerle o ilgilenmişti. Paris Sorbon Üniversitesi'nde başladığı tiyatro eğitimini 7 Tepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. Bununla ilgili Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda şunları söylemişti: "Herkes Sorbon yaz. İlk tercihine nasıl olsa kazanamazsın dedi. Yazdım, mülakata girdim ve kazandım. Ne ailem ne arkadaşlarım gitmek istiyor musun bile demedi. Ben bir anda sorbonlu oldum. Orada dramaturji okuyacaktım. Oysa ben oyunculuk istiyordum ve geri dönüp burada okumaya karar verdim.'' tiyatro eğitiminin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Konservatuarı yarı zamanlı müzikal bölümünün sınavlarına girdi, kazandı. İlk sene sonunda onu da bıraktı. Ama müzikle ilişkisi hiç kopmadı. Kendi kendine özel şan derslerine devam etti. 2000'li yılların başında camdan pabuçlar, omuz omuza, kapıları açmak, şarkılar susmasın, sahte prenses, Pertev Bey'in üç kızı, Emret Komutanım, gece gündüz gibi yapımlarla kamera karşısına geçti. Kariyerinin dönüm noktasına Bornova Bornova filmi ile ulaşan Damla Sönmez, 2009 yılında 22 yaşındayken İnan Temel Kur'an'ın yönettiği Bornova Bornova filmiyle 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Bu ödülden sonra daha görünür oldu. Gelen teklifler çoğaldı, hikayeler çoğaldı. Bu başarı ona seçim yapabilme özgürlüğü verdi. Üstelik aldığı tek ödül bu değildi. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde umut veren genç yetenek, Uçan Süpürge Kadın Filmleri festivali Genç cadı ödüllerine de layık görüldü. Ama o bunları hayatının merkezine koymadı. İlk altın portakal aldığında 22 yaşındaydı. Festivale gitti, ödülünü aldı ve okula döndü. Çünkü vize haftasındaydı. Ödül almasının sınavlara hiçbir etkisi yoktu. Sonrasında Çakal, Mahpeyker Kösem Sultan, Kurtuluş Son Durak, Uzun Hikaye, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Türkan, Dinle Sevgili, Şubat, Bir Aşk Hikayesi gibi yapımlarda oynadı. 2014 senesinde yayın hayatına başlayan Güllerin Savaşı adlı dizideki Gülru karakteri ise kariyerindeki bir başka dönüm noktasıydı. Artık tüm Türkiye tarafından tanınan, sevilen bir oyuncuydu. 2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde Festival Genç Başkanı görevini yürütürken Deniz Seviyesi filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödüllerinin sahibi oldu. 2012 yılında Tiyatro Yan Etkin'in Yalnız Batı adlı oyunuyla başlayan, 2014 yılında Savaş oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunu, Pürtelaş'ın Parçacıklar adlı oyunu oldu. Savaş oyunundaki rolüyle Yeni Tiyatro Dergisi'nden en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almıştı. Pek çok reklamda seslendirmede yaptı. dünya genelinde onlarca ödüle layık görülen Sibel adlı yapımdan da bahsetmezsek olmaz. Dilsiz ve ıslıkla anlaşan bir karakteri canlandırdı. Bu da oldukça uzun bir süreç gerektiriyordu. Islık dilini öğrenmek, replik ezberlemek gibi bir şey değildi sonuçta. Filmin senaristi, yönetmeni daha ortada senaryo yokken ulaşmıştı ona. Çağla Zencirci ve Giovanetti ile filmi çekmeye başlamadan iki buçuk yıl önce tanıştı. Bu isimler daha önce hiç profesyonel oyuncularla çalışmamıştı. Filmin yapımcılığı larından Marcel Calvo aracılığı aracılığıyla ona ulaştılar. O günlerde projeye dair sadece birkaç cümleleri vardı. Damla Sönmez hikayeyi duyar duymaz çok etkilendi. Onlar senaryoyu hazırlarken Damla Sönmez de ıslık dilini öğreniyordu. Aslında her yeni karakterle bir şeyler öğrenmeyi çok seviyordu. Misal Şubat dizisinde de ateş çevirmeyi öğrenmişti. Islık dili eskiden coğrafi şartlar çok sert olduğu, yol olmadığı, dik yamaçlar olduğu için yayla ya da tarlalardan köy merkezine haber göndermek için kullanılan bir dildi. Öğrenmesi zor bir şey olsa da üstesinden geldi. Tabi bazı aksaklıklarla. Ses çıkarmaya başladıktan sonra çekimlerden 4 ay önce ona Orhan Civelek isimli bir ıslık uzmanından videolar geldi. O ana dek kendi kendini öğrendiği şeyden farklıydı. Sönmez o dil hareketleriyle aynı sesi çıkaramadığı için çalışmaya baştan başladı. Sibel adlı yapımda hem manevi hem fiziksel olarak ağır bir hazırlık süreci geçirdi. Trabzon'la Giresun sınırında kuş de çekiliyordu film. Filmi çektikleri coğrafyanın şartları itibarıyla sette ekstra özen gerektiren yoğun bir süreçti. Film ilk olarak İsviçre Film Festivali'nde açıldı. Daha sonrasında 4 ayda dünyanın 5 ayrı kıtasında hem ona hem yönetmenlere hem de kendine tam 26 ödül kazandırdı. Bu gittiği yerlerin kültürleriyle etkileşime geçti. 2019-2021 yılları arasında yayınlanan Çukur dizisine sonradan dahil oldu. Diziye girmeden önce sadece ilk bölümünü izlemişti. Anlaştıktan sonra eski bölümlerine baktı ve çalışmaya başladıktan sonra hikayesini çok sevdi. Efsun Kent Koçovalı karakteriyle milyonların beğenisini topladı. Zira Çukur dizisi yayınlandığı dönemde herkese ekran başına kilitliyordu. Projeler peş peşe geliyordu adeta. Yeteneği, çalışkanlığı, sorumluluk bilinci ve elbette güzelliği ile televizyon ekranı larının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Alev Alev, Aziz, Maviye Sürgün gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. O aslında düzenli bir hayat hayal ediyor. Ancak mesleği sebebiyle bu pek mümkün değil. Hürriyet'ten Hakan Genc'e verdiği röportajda şöyle demişti sönmez. Çok zor. Oysa ben tam bir ev insanıyım. Yemek yapayım, film izleyeyim, arkadaşlarım gelsin, 11 gibi uyuyup sabah 6'da kalkayım. Giresun'da Sibel filmini çekerken sabaha karşı 4'te kalkıyorduk. Gün doğumunda çekim yapıyorduk. Hayatımda kendimi daha iyi hissettiğim başka bir dönem yoktu. Tüm bunların dışında korkuluk, kesik, ikinci gece, yanlış anlamazsan bir şey sormak istiyorum gibi kısa filmlerde, 700, saygı, çurak gibi internet projelerinde ve AMU, tezgah gibi filmlerde yer aldı. O çok güzel bir kadın yüz hatları, duruşu, bakışı, gözlerinin rengi, her şey bir ahenk içinde güzelliğine güzellik katıyor. Ancak o, karakterin hikayesini hakkıyla anlatabilmek için oynarken nasıl göründüğünü unutmayı seçiyor. Güzellik onun için ikinci planda. Aralıklarla gittiği bir seramik atölyesi var. Toprakla ilgilenmek onun için çok rahatlatıcı. Sıkı bir psikoloji okuyucusu, insan psikolojisine dair her şey çok ilgisini çekiyor. Öte yandan İstanbul Film Festivali uluslararası yarışma jürisinde de yer aldı. Mesleğin getirilerinden yorgunluk ve stresle baş etmek için uzun yürüyüşlere çıkıyor, meditasyon ve yoga yapıyor. Ayrıca seramiğe gidiyor. Hem fiziksel hem de ruh sağlığı için beslenmesine dikkat etmeye çalışıyor. Kötü Kan dizisine de değinecek olursak dizideki Nazan karakteri zeki, eğitimli ne istediğini bilen bir kadın. Ailesinden dolayı derde, belaya çocukluğundan alışkın. Başına gelenleri garipsemez. En zor durumda bile karalar bağlamaz. Vazgeçmemek, denemekten yorulmamak ve hedefine ulaşmak için gösterdiği inat ve azim en büyük özellikleri. Ailemiz kaderimizdir. Onu biz seçemeyiz. Nazan da bunu kısa zamanda anlamış ve erkeklerin egemen olduğu bu alemde oyunu kurallarına göre oynamış. Kendine biçilen rolü kabul etmemiş, kendi hikayesini kendi yazmış. Babasından sonra bu ailenin lideri olmaya hazır. Ailenin işlerini legal bir zemine çekmek en büyük hayali ama içinde oldukları yer altı dünyası hepsinin öyle içine işlemiş ki Nazan'ın en büyük sınavı aynada her gün baktığı kadının da aslında bu yolun yolcusu olduğunu anladığında başlayacak. İsminin başına konan ödüllü oyuncu sıfatını en çok hak edenlerden Altın Koza, Altın Portakal, Siyat, Londra Film Haftası hayatı genç yaştan itibaren ödül ağırlığıyla yaşıyor. Hürriyetten Hakan Gencu'ya verdiği röportajda 16 yaşında oyunculuğa başladın. Mesleğinde kadın olduğun için bastırıldığın şeyler oldu mu sorusunu şöyle yanıtlamıştı. Bir senaryoda erkeğin başına bir şey geldiğinde onu mağdur, kadının başına bir şey geldiğinde onu suçlu gösteren şeylerden rahatsızlık duydum hep. Mesela bir erkek karakter alkolikse onun çektiği acılardan bahsediyor Kadın karakter alkolikse ve hele bir de çocuğu varsa anne alkolik olmaz diyoruz. Oysa kadınların başına gelen bu olaylar belli yaşanmışlıklardan kaynaklanıyor. Böyle bir kadın karakter yaratmak pozitif bir ayrım gibi görünürken aslında kadının hikayesini reddediyor ve kadının başına bunların gelebileceğini, bunlarla baş etmeye çalışırken yanlış bir yol tutturmuş olabileceği gerçeğini atlıyoruz. Bu tip konularda hikayeler açısından çok savaş verdim. Senaristten, yapımcıdan daha çok kendi oynadığım karakteri korumak zorunda kaldığım zamanları oldu.'' 22 yaşında Altın Portakal'ı kucakladı. Altın Koza'dan, Siyaddan, Milano Film Festivali'nden ödüller kazandı. Hem bağımsız filmlerde hem popüler işlerde sağlam adımlarla ilerledi. Gözünü kamera arkasına, yapımcılığa dikti. Hatta bir filmiyle ödül aldı. Hürriyet Cumartesi'den Hakan Gence'ye "Hayattan zaman çalıp yakınlarımla o zamanı geçirmeye başladım. Bir takım hırslarım törpülendi." diye anlatıyordu yaşadığı süreci. Geçtiğimiz aylarda verdiği bu röportajda, "Neden aşk'a mesafelisin?" Kriter kriterlerin mi yüksek sorusunu. Çalışıyorum. Şu sıralar hayatta başka şeyler daha önemli geliyor galiba. Ailem gibi seçtiğim arkadaşlarım var. İş hayatım yoğun. Diğer soruna gelirsek. Hiç öyle kriterlerim yok. Şimdi de aşkta kriterlerim yok diye başlık falan atacaksın. İnanılmazsın ya diyerek yanıtlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı City'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Sönmez yapımcılık da yapıyordu. Bağımsız filmlerin çekilmesi senaryo yazıldıktan sonra 3 yıl alıyor. Ülke ülke dolaşıp atölyeleri ziyaret ediyoruz. Ortak yapımcılar buluyorsunuz. Seviyorum yapmayı. Meslekten aldığımı mesleğe geri vermek gibi şeklinde konuştu. Ünlü isim geçtiğimiz aylarda yaptığı Ben yalnızlığımla çok mutluyum. Aşk meşk olmayalı uzun süre oldu açıklaması sorulduğundaysa halen mutluyum ifadelerini kullandı. Biz de Damla Sönmeze hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.